Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki 4 siyasi parti, ABD'nin yaptırım kararını ortak bir bildirim yayımlayarak kınadı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararını kınadıklarını belirterek bu yaptırım kararı ülkelerimiz arasındaki ittifakın tüm değerlerini sarsmıştır dedi. İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda ulaşım kartları ile HES kodlarını birbirine entegre eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kodları eşleştirilmemiş yurttaşların kartlarını 15 Ocak'tan itibaren kullanamayacaklarını açıkladı. Anayasa Mahkemesi 1. bölümü Osman Kavala'nın bireysel başvurusunu genel kurula sevk etti. Bu karar gereğince Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu bireysel başvuruyu daha sonra ele alacak. AKP Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, MHP'nin HDP kapatılsın çağrısı için parti kapatmalarının Türkiye'de olumlu sonuçları görülmemiştir değerlendirmesinde bulundu. Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 2021 yılı elektrik enerjisi ihalesini Mehmet Cengiz'in şirketi aldı. Cengiz'in şirketine yaklaşık 17 milyon lira ödenecek. Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç Dairesi Moderna İlaç Şirketi tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının %94,1 oranında etkili olduğunu duyurdu. Türk Tabipler Birliği, Nevşehir ve Samsun'da görev yapan iki eczacı ile birlikte Bursa'da iş yeri hekimi olan bir doktorun koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı. Liberal Demokrat Partisi eski genel başkanı Cem Toker, sosyal medya hesabından bir partilinin Diyanet İşleri'ne milli piyango bileti almak haram mıdır sorusuna gelen cevabı paylaştı. Diyanet yayımladığı fetvada milli piyango bileti almak haramdır açıklaması yaptı.